صلاة الله <سؤال> لا Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Medet ya Seyyidi Sultanı Evliya Medet. Dinin nasihat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saadetle buyuruyor. Bildiriyor bize din nasihattır, nasihat tutan dinini tutar, nasihatı bırakan dinini yıkar. Bu bizim milletimiz nasihatı bıraktı, başı boş oldu, küçüğü böyü, akıllısı, delisi. Karma karış bir iş devam ediyor. Sözümüz Müslümanadır. Yani biz laiklere konuşmuyoruz şimdi. Laikler zaten dini tamamen inkar etmiş. Ne peygamber tanır ne Allah. Bırak. Müslümanlara sözümüz. Müslümanlar çünkü 73 fırkaya bölünecek dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ahir zamanda Müslümanlar 73 fırkaya bölünecek. Bir teki doğru yol üzerinedir. 72'si delalette, yanlıştadır. Cehenneme giden yolda duruyor. O yolda ilerliyor. O için en son bu dünyanın son günlerini yaşıyoruz. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dünyaya gelmesi, efendim, peygamberliğinin ilanı, hicreti bugüne kadar 1400 kusur sene geçmiş. 1500 sene, dünyanın ömrü. Efendimiz öyle bildirdi. Ne kaldı geriye? İstediğin hesabı yap. 20 sene aşağı, 30 sene yukarı, 50 sene koy, 100 sene koy istersen sonu geldi, bitti. Ama falan söylediydi, falan yaptıydı, falan ettiydi. Falan bu tarihi bırak, falanı milanı sen. Peygamber sözüne bak. Öyle değil mi? Efendimiz bize bir buçuk gün kaldı diyor. Benimle kıyamet arasında bir buçuk benim dünyaya gelmem ile dünyanın sonunda bir güne işaret veriyor efendimiz ben ikindi vaktinde gelmişim. Sabah olur, öğlen olur, öğleden sonra olur. Ben ikindi vaktinde gelmişim diyor. Benden sonra akşam girer, güneş batar, iş biter, dünya biter. Dünya değil sadece. Rabbil Alemin'in yarattığı her şeyin sonu. Kıyamet başlangıcı. Kıyamet yerinde hazır olur. Rabbil Alemin'in yarattığı ve mükellef kıldığı hem Adem evladı hem diğer mahluklar hesap vermek için, hesabı görülmesi için kıyamet yerinde hazır olur. İşte biz şimdi en son zamana gelmişiz. Ve bu son zamanda Efendimiz öyle bildirdi ki, Kargaşa çok büyük olacak. Etrafı kara bulutlar saracak. Kara bulut arama gökyüzünde. Şimdi güneş açık falan diye. Manası o değil. Ee, i̇nsanların üzerine büyük bir gaflet çökecek ki hak ile batılı ayıramayacak. Dinin içerisine Allah'ın emrettiği, peygamberinin gösterdiği dinin içerisine abık sabık, şimdi hurafeler demeyelim de, abık sabık işler sokulacak. Öyle bir hale girdik mi şimdi? Öyle bir zamanı yaşıyor muyuz? Bir göz at dünyaya bakalım nasıldır. Müslüman insanların yaşantısına bak, e, Müslümanların liderlerine bak, yaşantılarına bak, yaptıkları işlere bak, söyledikleri sözlere bak, görürsün. Hiç e, uzağa gitmene gerekmez. Etrafında da var. Herkesin etrafı doldu. Onun için eee biz dinin nasihat, Efendimiz bize bildiriyor, din nasihattır. Bu nasihattan bugün bir nasihat alalım biz. Ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ey ümmetim, ey ceddim, iman tazeleyiniz. İmanınızı tazeleyiniz. Ahir zamanda ki ahirin ahirindeyiz. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. E, bu farzdır, o farzdır farzları kaldırdılar. Kendi akıllarına göre farz koyuyorlar. En büyük farzlardan bir tanesi şimdi o zaman iman tazelemektir. İmanını yokla bakalım nasıldır. İman derecen nerede duruyor? Bu iman seni ahirete götürmeye, bu dünyadan göç edip de temiz bir şekilde kabire koymaya, bu iman seni kabirde korumaya, kabirden sonra sıratı geçirmeye, sırat köprüsü geçirmeye yeterli midir? Buna bak. Buna dikkat et. E, i̇manı tazeleyelim de, imanı tazelerken nereden takviye almamız gerekir biz? Onu da bileceğiz. Şimdi arabanın içerisinde benzin tükendi mi? Ne yapacaksın? Nereye gidelim biz şimdi su istasyonuna mı gidip benzin koyalım yoksa e, dönerciye mi gidelim? Mesela şimdi baktık kalabalık bir yerde insanlar sırada bekliyor biz de sırada bekleyelim mi arabaya benzin koymak için? Yok canım ya, akıllı işin bu şimdi beş yaşındaki çocuk bilir bunu nereye benzin istasyonuna gideceğiz <laughs> benzin doldurmak için istasyona benzin istasyonuna gideceksin. İman bitmek üzere. Çoğunda iman kaybolmuş. Ee, taklit atasından gördüğü İslam'ı taklit ediyor da iman gitmiş. İman yok. Hiç imanı olan kalkıp tevhid dini ile telsiz, telhizi bir tutar mı hiç? Yani Hristiyanlık ile İslam'ı bir tutabilir mi hiç? İmanı olan kişi hiç kalkıp da e, Yahudilik ile İslam'ı bir tutabilir mi? İmanı gerçek olan kişi hiç kalkıp da sakın İzrail'e tokanma Gökkuppe'yi kafana geçiririm diyebilir mi? Sen kim? Derisi çıplak mahluk. <laughs> sen ve ben. Bütün dünyadaki insanlar toplansa sen nesin? Ne oldun? Yaparım dediğin anda bunu ben yaparım dediğin anda tamam firavunlaştın sen. Ben sizi bırakırsam diyor Rabbil Alemin hepiniz bir firavun olursunuz. Aman ya Rabbi bizi bu hale düşürme Bunlar bu haldedir. Değil mi? Aman ya Rabbi bu ümmeti Muhammed yanlış yola düştü. Yanlış yollarda gidiyorlar. Bizi doğru yolda tut ya Rabbi. Bizi de bu hale düşürme. Bunları da doğrult ya Rabbi de. Eze işte bu hale düşmüşüz. Şimdi iman meselesi çok mühim mesele. İman yoksa iş biter. İstediğin kadar obla zıpla bir şey aramadı. E pekala. imanın esasları yani amentü Hazreti Adem'den bugüne kadar değişti mi? Her gelen peygamber ilk birinci <laughs> bu insanlara <laughs> bismillah. Gelen her peygamber ne için geldi? İnsanlar yoldan şaştı, yanlışa düştü, Allah'ı inkar etmeye başladı. Allah'ın gönderdiği peygamberleri inkar ettiler. Efendim, kitapları inkar ettiler. Veyahut kendi akıllarınca, kendi aklılarına göre bir şeyler eklediler, bir şeyler çıkardılar. Onun üzerine Rabbil Alemin o kavimlere yeni peygamberler gönderdi. Onları tekrardan sırat-ı müstekim üzerine, doğru olan yol üzerine döndürmek için. İmanın esası neymiş? Yani imana davet etti. Peygamberler sonuçta insanları. Ey insanlar iman ediniz. Gözünüzle görmediğiniz, Rabbinize iman ediniz. Yani görünmeyen Allah'a iman ediniz. Yoksa gördük iman ettik o iman değil o. Görünmeyene iman edeceksin. Ve onun üzerine peygamberler geldi. Ve peygamberler bu insanları işte yoldan şaşırdıkları sürece Allah o kavimlere birer peygamber gönderdi. Onları tekrardan doğruya doğru yol üzerine davet ettiler. O davete icabet edenler Allah'ın kulu o peygamberin ümmeti oldular. O peygamberlerin davetine icabet etmeyenler ne Allah'ın kulu oldu? Şimdi Allah'ın kuludur. Asigul. itaat etmeyen, davete icabet etmeyen kullar. Davet edildi ama icabet etmiyor. Onun üzerine onlar onlar e, şeytanın tarafında durdu, asi oldu. Şimdi o gün bugün Hazreti Adem'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar imanın esasları değişmedi. İman meselesi şimdi mesele. Ne buyuruyor? Amen billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve resulihi ve yevmil ahiri bil kadri hayrihi ve şerrihi min Allahu Teala kabul. Ne diyoruz biz ümmeti Muhammed olarak? Şimdi ona bakalım. Amen billahi biz Allah'ın tek olan Allah'a inandık, birliğine kabul ettik. Ve melaiketihi meleklerini de kabul ettik. Bugün çok Müslüman var namaz kılar ama ben Allah'a inandım da melek falan kabul etmem. Görmüyorum ya diyor. İmanın esası bu. Ve melaiketihi. Ve kutubihi. Kitaplarına da iman ediyoruz. Ne kadar kitap gönderdiyse. Yani biz İncil-i Şerif'i inkar ediyor muyuz? Şiri Şerif inkar edilir. Efendim ne bu kırıldı döküldü gelen ne biçim iş yaparsınız gene. Siz dayanıha. Şunu işte nasıl dursun ne bileyim ben nasıl duracağını bunu işte ben düzelttim git hadi başından tövbe estağfurullah nerede kaldık evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği esaslar ile amen şeyin imanın e, esası ve diğer peygamberlerin arasında fark yok imanda. Amentü billahi ve melaiketi ve kutubihi ve resulihi ve liyemilahiri bil kadirayri ve şerrihim. Ne diyoruz? Biz endirilmiş olan bütün kitaplara da iman ettik. E nasıl ya? Ne biçim Müslümanız kişi? Nasıl biz İncil'i kabul ettik mi? Yok piyasada dolaşan İncil'i değil. İncil-i Şerif'i. Hazreti İsa Efendimiz'e enen emirleri kabul ettik. Ee, e Tevrat da varmış şimdi. Kimileri diyor işte Tevrat da var benim elimde okurum. Hangi Tevrat? Hazreti Musa'ya eneni biz kabul ettik. Şimdi onların zamanı geçti, hükmü bitti, kapandı. İster olsun ister olmasın orada. Onu alıp okumanda Fazla bir fayda vermez sana çünkü zamanı geçti onun şimdi. Ondan sonra gelen ne? Kur'an-ı Kerim, en son kitap. Esas o şimdi, oraya bakacaksın. Yani kim bakıyor? Müslüman mı sadece? Yok, iman sahibiyim diyen. Şimdi bazı aşıklar çıktı ortaya, aşk ilan ediyorlar, aşk ve muhabbetlerini ilan ediyorlar Hristiyan dünyasına ve Yahudi demeyelim de esas Ziyonist. <laughs> İsrail çünkü bugün Ziyonizmi temsil ediyor. Öyle değil mi? Öyle. Ziyonizmi temsil ediyor da. Onun muhabbetinde olan çok insanlar ortalara çıkmaya başladı bugünlerde. Maşallah. E güzel muhabbet, keşke kucaklaşalım. Nerede kucaklaşacağız ya biz? Nerede muhabbet edeceğiz ya birbirimize? Tevhid dini üzerinde. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Oraya geldiği anda kucaklayalım, Kardeşimiz oldu bizim. Bıraktı artık o şaşkın yolları. Değil mi ya? Müslüman oldu. Mümin olmaya niyet etti. O kapıdan içeri girdi. Kucaklayalım onu. Değilse işin zor olur. Çünkü sen onlardan olmadığın sürece diyor Rabbil Alemin onlar senden olmaz. Kime? Kim diyor? Kime diyor? Allah Celle ve Alâ bize diyor. E, i̇man dedik. İman meselesi ne oldu? Peygamberler Hazreti İsa Efendimiz, Hazreti Musa Efendimiz, Hazreti Davut, Hazreti Süleyman Efendimiz, Hazreti Yusuf Efendimiz. Bunlar bu ümmetlere, bu insanlara bu iman esaslarının başka değişini mi getirdilerdi? İman ediniz. Neye? Bir olan Allah'a. Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve resulihi. Onu dediler onlar da. Değişiklik yok orada. Hangi peygamber? Hazreti Musa. Söyle dedi onlara. La ilahe illallah. Musa'yız Resulullah. Ama Hazreti Musa'nın hükmü bitti. Devri kapandı. O peygamberin gelmesiyle Efendimiz Ali vesselam'ın gelmesiyle bütün peygamberlerin hem kitapları hem peygamberliklerin süresi bitti. Bugün Hazreti Musa mezardan kalksa Hazreti Peygambere tabi olacak. Başka türlü işe yaramadı. Peygamber olarak tabi olamaz. Onun ümmeti olur. Nitekim Hz. İsa Efendimiz gökyüzünden yere inecek. Abık sabık sözler her taraftan geliyor gene. Diyanetten du her taraf. Yok gökyüzünde değil, yok öyle bir şey yok, gelmeyecek Melmedi Sen de öyle inan şimdi. Devam et akılsızlığına madem. Hz. İsa gökyüzünden inecek. Hz. İsa gökyüzünden geri peygamber olarak gelmez ümmeti Muhammed olarak gelir. O peygambere tabi, o peygamberin şeriatına tabi olarak gelir. Yani beş vakit namaz kılar. Efendim, İslam'ın prensiplerini konuşalım yine. İman o. İslam beş vakit namaz kılar. Ondan önce ne der? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. Kim Hz. İsa diyecek bunu? Hz. İsa bunu demeden o da işe yaramaz. Der. Onu diyecek Hz. İsa Efendimiz. Sonra beş vakit namazını kılar. Bir ay Ramazan orucunu tutar zekat meselesi daha değişik olur o zaman da hacca da gider. Evet. Bunlar da İslam'ın prensipleri. Bunları kaldırabilir misin? Ee, cumhuriyet ile neler kalkmamış. Her şeyi kaldırmışlar. Yasaklamışlar. Sonra akılsızlar aklı gıt, kendini çok zeki, çok akıllı zanneden, sol taraftan, yani komünist düşünceli Müslümanlar, diktatörleri övmeye başladı memleketin içerisinde. İslam'ın temeline dinamit lokumlarını koyanları, yani dinin nasihat, Din nasihattır buyurdu Efendimiz. Nasihat tut, selamete çıkarsın. Nerede nasihat tutacağız? Biraz önce de dedik ya, iman tazeleyeceğiz. İmanı nerede taze? Nerede? Nasıl iman tazeleyeceğiz? Benzin biterse benzin stasyonuna gideceksin. Nereye gidelim imanımızı tazelemek için? Şimdi biz o iman tazeleme merkezlerine, yani insanlara din ve diyanet öğreten, insanlara kendilerini öğreten merkezler neydi? Tekkeler, zaviyeler, dergahlar. Onların başında sorumlu kişiler, şehler. Cumhuriyetin girmesiyle bunlar yasaklandı mı? Dinamit lokumu koyup da onları havaya uçurdu mu? Kapatmayanları zorunla kapattırdı mı? Ee, Allah yolunda bu insanlara birkaç kelime söylemeye çalışan hocaları, şehleri astılar mı? Ee, evet. Astılar. Neydi o istiklal mahkemeleri? Kime karşı yapılıyordu istiklal mahkemeleri? İstiklal mahkemeleri kimleri astı? Ey incele, ey Türk oğlu Türk. Ey Osman Ey ta Oğuz'dan uzanıp da gelen Türk. Çok Türklük ile öne atılıyor ama Selçuklu ve Osmanlı olmasa Türklük de işe yaramayacak. Selçuklu ve Osmanlı. İşte Onları bertava etmişler. Esas temel merkezleri, insan yetiştirecek olan yerleri uçurmuşla kaldırmışlar. Onların yerine meyhaneler açılmış, kerhaneler serbest bırakılmış. Efendim, evet, içki, sigara, tütün, mütün yasaktı. Devlet bunları pazarlayıp satmaya başlamış. Tekel devletin değil miydi? Ben bilmem, siz bilirsiniz. Siz Türkiye'lisiniz. Ben Kaka Teceliyim, Kıbrıslıyım. Siz Tecelisiniz. Söyle bakalım, TC Devletinde bunlar yasaklandı mıydı? Suyu mu çıktıydı? Devleti Aliye'yi Osmanlıya. Ali Devlet, Yüce Devlet, Büyük Devlet. Kaldırdın ha, TC koy. Ah canım bitirdi süpürdü götürdü pekala oraya da girmedim şimdi girersek her taraftan bir uçurum bekliyor bizi bütün bunları kaldırdın milleti ya dinsiz ya imansız bıraktın Anasından babasından gördüğü bazı taklidi devam ediyor ama iman meselesini anlayamıyor onun için her kafadan bir ses Çıktı mı? O tarafa yönleniyor. Öyle insana şeytan 24 saat başında durur, şüphe her şeye şüphelendirir, hak tarafından şüphelendirir, batıl tarafına kaydırır. Hak sözü kabul ettirmez, yanlış sözü kabul ettirir. İşte bu hale düşmüş insanımız. Şimdi. Ne? Yanlış söz çünkü nefsine uygun olur onun. Nefsine uygundur. Nefsine uygun olan hiçbir sözü kabul etme. Selamete erersin. En basit iş bu. Nefsine uygundur. Tersini yap. Nitekim e, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor. Bir gün bir papaz ile görüşüyor da ona buyuruyor ki Ey papaz sana bir sorun vardır. Nedir dedi? Sen mi büyüksün dedi yoksa sakalın mı büyük dedi? Benim sakalım dedi benden 20 yaş küçüktür dedi. Ben 20 yaş büyüğüm dedi. Senin sakalın bile dedi hakkı gördü ve ağardı dedi. Ben beyaz oldum sen kap karanlık içerisinde kaldın. Sen sakalından yaşlı olduğun halde. Nasıl dedi? hak din İslam'ı dedi kabul etmedin dedi. Sen nasıl? Sakalın hakkı gördü de ağırdı dedi. Ben dedi her yaptığım işi dedi, nefsime göre yaparım. Sorarım dedi tersini yaparım. Dur bir sorayım bakalım dedi. Kabul eder mi bu nefis dedi. Bu İslam'a girmeyi. Bir muraka ve bir rabıta yapmış. Açmış gözünü hemen çabuk demiş. İslam'a nasıl girilir? Böyle. Hemen demiş ben giriyorum. Niye? Ne oldu demiş? Nefsime sordum demiş. Nasıl beğenir mi İslam'ı? Seni oraya koydum. Bar bar bağırıyor. Sakın ha dedi. Onun için tersini yapacağım dedi. Şimdi ağardım ben de dedi tamam. Şimdi Mevlana Hazretleri nerede? Bir sözüyle Hristiyan papazı Müslüman yapmış. Şimdiki İslam liderleri de. Papazın önünde eğiliyor acaba Müslüman mıdır yoksa Hristiyan mı oldu onu da bilemiyoruz şimdi. Onun için Amentü'yü de kaldırıyor. Amentü'de buluşuruz biz onlarla diyor. Maddeli misin yoksa Zoli? Aklını mı yitirdin tamamen sen? Ne akıl bu be? Senin Amentü'n ile hiç bugünkü Hristiyan dünyasının Amentüsü bir olabilir mi be? Onun Amentüsü Amentü billahi mi? Bir tek olan Allah'a mı inandım diyor. Yok. İsa diyor, kutsal ruh diyor, ana, baba, kardeş, hepsini sayıyor içine. <laughs> İsa Allah'tır, oğludur, babasıdır, kardeş. Ne karma karış. Başka? E, ee, amenti billahi. Ve melaiketihi. E hadi orada fazla konuşmayalım. Belki inanırlar meleklerine de. Onların inançları gene karma karış Amen billahi ve melaiketihi ve kutubihi. E kitaplarına inanıyor mu Allah'ın hepsinin? Yok. Hazreti İsa'ya endirildi diyor. Bu dört esas kitap var. Bunlar da Hz. E, Hazreti İsa'dan yüz sene sonra yazılmış. Onları kabul ediyor. Kur'an-ı Kerim'e diyor mu? Yok. Allah. Allah ne akıl yahu. E bir geriye gidelim Yahudi'ye. Şimdi bazı Yahudi sevdalıları çıktı ortaya. Gök kafanıza gendiririm diyor. Sakın diyor takanmayın. <laughs> e sev tabii kimi? Seni seveni. Senin peygamberini seveni sev. Senin peygamberine küfredeni sevme. Küfre düşersin. Ya. Ne diyor? Onlar ne diyor? Hz. Musa mı bildirdi bunu? Yok. Onlar ne diyor? Biz bir peygamber, iki peygamber bekliyoruz diyor. Biri Mesih, ondan sonra gelecek olan da peygamberlerin sonuncusu, mührü. İkisi de geldi geçti, onlar daha bekler, iki peygamber bekler. E Hazreti İsa'ya nasıl bakar onlar ya acaba? Ahbablığınız var çok sorunuz. Nasıl görürsün Hazreti İsa'yı da ne diyor sana? Zina çocuğudur o. Haşa estağfurullah. Anası hiç diyor e, kız olan insan çocuk mu doğurur? Bir yerde o Zekeriya aleyhisselam ile diyor iş yaptı. Haşa estağfurullah. Küfre diyor peygambere. Ama işin esası, işin şeyine bak. Sen şimdi o peygamberi kabul etmez. O peygambere küfür ediyorlar. İsa'ya da küfür ediyorlar. Hazreti peygamberimizi hiç kabul etmezler. E efendim Mehdi'yi kabul etmişler. E peygamberi kabul etmeyen hiç Mehdi'yi kabul eder mi be? Peygamberi kabul etmeyenin Mehdi'yi kabul edip etmemesi işe yaradı mı be? Tevhid dinine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demektir. Eşhedü enne Mehdi Resulullah demek değil. Mehdi'yi kabul etmiş. Allah Allah ya. Peygamberi kabul edecek. Efendimiz'i Mehdi'yi kabul eden Mehdi'yi kabul eden Peygamber, şey, Hazreti Peygamberi kabul eden Mehdi'yi kabul eder. Hazreti Mehdi tekbiri alınca da onlar bunu söyleyeceksiniz. Bunu söylemeden koruma altında duramazsınız. Şahadeti söyleyeceksiniz. Hazreti Mehdi'nin işi o, şahadeti söyletmek. Bütün dünya Velasıl kelam Yahudi o göze bakıyor. Hristiyan şimdi bunlar içerisinde gizli bir grup vardır. Hem Hristiyan da hem Yahudi de, e onlar zaten gizli. Değil. Onlar iman ettiler de ortaya çıkmıyorlar, çıkamıyorlar ortaya. Çünkü onlar onları silip süpürecek. Çok az bir gruptur ki Al-İmran Suresinde Allah onları bildiriyor, Gerisi diyor, bitti. Onlar şaşkındır. Şimdi bunlar kabul etmiş, efendim, işte bazı Yahudi sevdalları ortaya çıktı aşklarını ilan ediyorlar birbirlerine. Bir de Hristiyan sevdalıları, onlar birbirlerine aşklarını, muhabbetlerini ilan ediyorlar. Bir de İslam içerisinde şimdi yeni moda bir asur oluyor o. Diktatör sevdalıları, diktatörleri baş tacı yapmışlar. Dinsiz, imansız, İslam'ın getirdiği Temel her şeyi kaldırmış olanları baştacı yapıyorlar. Diktatör sevdalları. E bunların üçünü seversen peygamber muhabbetin senin eksiktir. Doğru olamaz. Efendimizi sevmek, efendimize muhabbet etmek. Evet. Farz mıdır? Farzdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kabul edeceksin, seveceksin, muhabbet edeceksin. Onun sözünü başlacı edeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. İşte onun için o iman meselesini karma karış etmişler. Müslümanlar da şimdi sadece bir akla vuruyor. Nefsine uygun geliyor. E uygundur. Hemen biz bu tarafa kayalım. yahu bir tarihe göz at bakalım. Tarihte nasıl oldu da bu e, ne diyor ona Crusade, Haçlı seferleri nasıl yapıldı? Ne zaman yapıldı? Niye yapıldı? Kime yapıldı? Kime karşı yapıldı Haçlı seferleri? Türklere karşı mı yapıldı Haçlı seferleri? Yoksa İslam'a karşı mı yapıldı? İslam'ın kılıcı Türkler idi. Onun için önde durdular birinci Malazgirt'te. Selçuklu Malazgirt'te durdu da 350 bin tane hani Haçlı'yı 50 bin Türk askeriyle darmadağın etti. İman askeri ile. Türk değil iman. Peygamber muhabbeti ile o aşk ile yola çıkanların diye. Önünü kesti. O gün bugün Haçlı seferleri devam etti ediyor. Ama şimdi taktik değiştirdiler. İşte en son haçlı seferi taktik değiştirilmeden ki sefer de Çanakkale'ydi. Bütün dünya toparlanmış. Hristiyan dünyası Müslümanların çoğunu da raflarına almışlar Osmanlı'ya karşı. Ve orada büyük bir tahribat yapılmış. Sonra o tahribat devam edilmiş arkasından kanunlar ile kanunlar çok şeyleri, İslam'ın getirdiği şeyleri yasakladılar. Ve bugünkü hale soktular. Goca Devleti Aliye'yi e, Osmaniye'nin bakiyesi olan TC'yi bu hale koydular işte. Bir daha geriye baktığımız vakit biz bir daha e, yeni moda çıkarttılar. Allah ile benim arama kimse giremez modasını gene onlar getirdi. Hristiyan dünyası. Ki Avrupa'da o hastalık çünkü o zaman Hristiyanlık gazeti İsa bu alemden göç ettikten sonra Hristiyanlık karma karış olmuş, çeşit çeşit abık sabık hallere sokmuşlar Hristiyanlığı. Avrupa'nın içerisinde krallar e, kiliseleri desteklemiş ki kendi isteklerini yapabilsinler. Kiliseler kralların emrinde durmuş. Dolayısıyla e, insanların üzerinde dini bir baskı başladı. İnsanlar üzerinde ağır bir diktatörlük başladı. Din adı altında papazlar ve etraflarındaki insanlar insanlara göz açtırmamaya başladılar. Onun üzerine bu şeytan da yol buldu ve Fransız ihtilalini yaptı yaptırdı onlara ve krallara, sultanlara karşı ayaklandırdı. Ve Fransız ihtilali biterken de hemen ardından e, Fransız ihtilali şeye benziyor. Büyük bir barajın yıkılıp da şeytanların tamamen serbest kalmasıdır. Ve dünyadaki o bozuk liderlerden beraber iyi liderleri de saltanat sahibi kralları, sultanları da ipe getirdiler. İpe getirince bu defa ayrı bir aşı verdiler. İnsanlar zaten hazır. Dini baskı altındaydılar. Dolayısıyla din yaramaz. Din sizi gericiye itti. Onu yaptı. Siz serbestsiniz. Hürsünüz. İstediğiniz gibi yaşayınız deyip e, dini kaldırınca ne yapması gerekir? Şimdi dini kaldırdı. Onun yerine bir inanç koyması lazım. inançsızlığı koydu. İşte maymundan geldiniz. Eşekten geldiniz, keçiden doğdunuz, bilmem neden doğdunuz. Bir abık sabık inançlar ile bu insanları karma karış ettiler. Bütün bu kargaşa olurken Avrupa içerisinde Osmanlı sağlam duruyor. Fakat arkadan sardılar bu defa. 1800'lü yıllarda da e, Mısır'ı işgal etti. Avrupa ve Mısır'da bir gargaşa başlattı 1880'ler, 82'lerde bir gargaşa ki işte din sizi geri bıraktı, öyle yaptı, böyle yaptı. Bak Avrupa ilerledi, siz geri kaldınız. Ee, onlar da İngiltere'ye gidip geliyorlar, işte bunları biz kendimize döndüremeyiz. Ta ki bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'i bunların elinden alıncaya kadar Kur'an-ı Kerim alın derlerinden. Ee, Mısır o zamanlar alim yetiştiren merkez idi o merkezi ellerine geçirdiler. Gerçek yerleri yasakladılar. Abık sabık sadece e, birkaç adet olan işi bıraktılar İslam'da. Bugünkü hale düştü Mısır. Tam Mısır'dan bütün Arap dünyasına bir fitne soktular. Bu İslam sizi geri bıraktı diyerekten. O fitneyi Osmanlı topraklarından ta Türkiye getirdiler. Oradan döne dolaşa Türk'ü atasına asi ettiler. Sonra ne idiği belirsiz herifleri alıp ata yaptılar başlarına. Bu hale girdi. Beğendimin halini şimdi. Beğeniyor musun? Beğeniyorsan devam et. Yol cehenneme doğrudur. Beğenmiyorsan tövbe ya Rabbi estağfurullah. Ne hale düştük? Niye bu hale düştük de? Tövbe et. Dön. Doğruya dön. Başka yol yoktur. Tek yol Tek yol ne? Tek yol İslam. İnne dine indallahu İslam. Allah katında tek din İslam'dır diyor. Allah'ın huzuruna siz dikkat ediniz, İslam ile geliniz. Başka bir din ile gelirseniz kabul etmem diyor Rabbil Alemin sizi. O yüzden bırak şimdi sen Hristiyan sevdalığını, muhabbetini ve Yahudi muhabbetini. Sen onları İslam'a davet et. O güzel madem çok muhabbetlisin, aşıksın, aşık bir şekilde onları ey insanlar buyurunuz Hz. Peygamberimizi kabul ediniz de. Hz. Peygamberimizi kabul etmeden siz, efendim siz Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeden, siz tek olan Allah'ı kabul etmeden rahata, huzura bu giremezsiniz. Rahat, huzur Sevgi muhabbet gerçek sevgi ve muhabbeti anlayamazsınız. Gerçek sevgi ve muhabbeti efendimiz öğretmiştir. Efendimiz getirdi. Hristiyanın, Yahudi'nin sadece kendisini seven bir bencil düşünce değil İslam. İslam kendi e, efendimiz öyle bildiriyor. Bir müminin eline bir diken batsa dünyanın öbür ucunda o bir mümin o bir dünyanın öbür ucundan onu hissetmesi gerekir o acıyı bilmesi gerekir, anlaması gerekir, hissetmesi gerekir. Bu halde miyiz? Değiliz. Bu hale, bu halden çıktık çoktan. Ama dedik ya bir muhabbet başlamış ne muhabbeti? Efendim dinsiz imansızların muhabbeti. Hatta biraz daha da ileriye gidiyorlar. Şimdi duyum alıyorum bazı arkadaşlardan. Uluslararası fahişeleri ne kadar sıcak, ne kadar güzel insan diye ilan ediyor bazıları. <laughs> Yahu mazlum mudur bu kişiler? Mazlum olsalar tamam. Mazlum ne demek? Müslüman değil ama e, hakkı hukuku elinden zorla zorbalıkla alınmış ve bu insanlara zorbalık yapılıyor. Tamam bunlar ise bunları gayr, gücün yetiyorsa. Muhabbet et ve onları kayırmaya çalış. Bu insanlar mazlum mudur? Uluslararası bir fahişeyi sen nasıl översin ya? Bu mazlum mudur? Kendi nefsi için, kendi şeytanlığı için Allah'ı peygamber, hiçbir ne Allah ne peygamber tanıyan efendim kendi kendini dünya üzerinde açığa çıkarmış yani Hazreti İbrahim zamanında Nemrut zamanında Nemrut'un etrafındaki insanların yapamadığını kendi hür iradesiyle yapan insanları anladı mı neydi yapamadı anladayım. Nemrut büyük bir ateş yaktı. Hazreti İbrahim Efendimiz'i ateşe atacak da orada yaksın. Ve bütün halkı toparladı. Buraya toplanacaksınız, göreceksiniz dedi. Allah benim. Yerlerin Rabbi benim dedi. Bunu yakacağım, göreceksiniz dedi. Bütün halk toplandı. Ve Nemrud'un şeytan geldi. Şimdi dedi bunu yakmadan önce bir festival düzenle. Bir bayram et. Tarihlerde kalsın, yazılı kalsın dedi. Ne yapalım? ne diyelim ona şimdi iki kişi erkek ve dişi bütün halkın önünde çıplansın ve sevişsin. Nazik konuşalım biraz. Sevişme değil o da hayvanlaşmadır ama sevişen kişi kapı arka iki kişi yapar onu. Allah için. Sevişsin dedi. Nemrud'un aklına yattı bu iş. Ve dedi ki bu işi kim yapacak ortada? Ve o zamanın o Nemrut insanları bile cesaret edemedi çıksın ortaya. Onu yapmaya, açıktan yapmaya cesaret edemediler. Çekindiler, utandılar. Ve o, yani Allah'tan peygamberden değil etraflarındaki insanlardan utandılar da yapamadılar. Onun üzerine Nemrut zorlayınca bir kız bir oğlan çıkmış ortaya. Biri kız biri erkek kardeş. Kız ve erkek kardeş ortaya çıkmış biz yaparız demiştir. Hazreti İbrahim de seyrediyor onları. Onun diyor birinin ismi Çin, diğerinin Gen. Çingen. Ve onlar yapmış o işi ortada. Ne iş yaptıklarını biliyorsun artık. Ulu orta her şeyi yapmışlar. Bütün halk da seyretmiş. Hazreti İbrahim onlara lanet okudu. Onlardan gelecek olan soya, nesillere lanet okudu. Dikkat et. Hazreti İbrahim peygamber. Üç din dediğin peygamberin atası. Ve onlara lanet okudu. E pekala. Hazreti İbrahim soyundan gelen, ve hakikaten ben Hristiyanım diyen ve İsa'ya inanan bir kişi bunu çıkıp ulu orta yapabilir mi hiç Hazreti İsa'nın da laneti onun üzerindedir zaten Hazreti İbrahim'in koyduğu lanete bütün peygamberler de lanet okur Hazreti peygamberin de laneti üzerindedir onun E sen hür iradenle onu yapıyorsun Sana bir silahı kafana koyup da gel burada şimdi kadın yanlış yola düşmüş, ne sıkıntıdan dolayı bir sıkıntısı var, bir derdi var, bir hale düşmüş, bir halden dolayı genel eve düş... sözümüz yok ona, karışmıyoruz biz ona. Allah kurtarsın deriz, Allah affetsin deriz. Efendim, e, sevinerek, efendim hoplayarak, zıplayarak yapmıyor herhalde o işi. O iş yapılacak iş değil. Ama kalkıp şimdi onu da aman evliyadır diye gökyüzüne çıkaramayız herhalde. O kendi kendine biliyor zaten. Şimdi sen kalkıp da geçimi için değil de tamamen hür iradesiyle kendi nefsinin şeytanlığından dolayı bunu yapıp da ortalığa yayan bir insanı nasıl sen kalkıp da övebiliyorsun artık? Ne biçim bir iman bu şimdi? Yani sen bu kadar mı güzel imanlısın maşallah? He, hepsini kucakladın. E Allah ve peygamber kucaklamıyor onu ta ki o küfürden dönünceye kadar. O küfürü bıraktı. Tövbe etti döndü. Karışma ondan sonrasını artık. Karıştırma. O pisliği bırak. O küfürün içerisinde hala da. O pisliğin içerisinde. O batağın içerisinde. E sen bunu övmekle şimdi, bunu baştacı yapmakla o Müslüman kıza yol açmıyor musun? O Müslüman kız, o kendi vücudunu beğenmiş, sevmiş bir kızla bakıyor. Ben bundan daha güzelim deyip o da ortaya çıktığı vakit bu vebal senin boynuna değil midir? Buyur, çek vebali. Kıyamet günü hesabını sen verirsin, ben değil. Ben bu sözlerin hesabını veririm. Bu sözleri neye göre konuşurum? Peygamber sözüne bakarım. E, peygamber sözü sana kadın örtünecek diyor ya. Kadın açılacak değil. Allah'ın sözü, Allah'ın emri bu sana. Kadın örtünecek, açılacak değil. Açılmışı övemezsin sen. E ne yapsın günahkardır ama işte bu zaman böyledir. Çalışması gerekir. Ne yapalım Allah onu da affetsin. De. Fakat övemezsin. Aman ne güzel oturdun. Aman nurun saçılmış. Nurunu açtın bize bakıyoruz. Ne kadar abık sabık olmuş. şaşırmışlar değil mi ya? Ya. Ondan sonra çarşaf giymiş de çarşaflıya dil uzatıyor. Sağa sola vay canım vay. Hmm. Öcü oldu bunlar diyorlar. Örümcek kafalı diyorlar. Vay yazıklar olsun size. E peygamber emri bu Allah'ın emri bu. Onun için sen de sakın onlara inanma, sakın onlara ganma. Onlara inanıp kanarsan sen de girersin o batağa hür iraden vardır. Allah sana hür irade vermiş. Kitapta Allah sana bunları yasak koymuş. Allah neyi ya? Örtüneceksin demiş. Ama bu şekilde bir kumaş giyeceksin. Efendim bu kumaşı böyle örte. E, baştan aşağı örtününüz. Yüzünüz ve kol, eliniz hariç. Peygamber hanımlarına, çocuklarına söyle dışarı çık baştan aşağı örtülsünler. Ne demek baştan aşağı örtülsünler? Bütün vücut hatlarını örtsünler. Hiçbir şey açığa çıkarmasınlar. Onun için sana ne alacalı mı, garacalı mı geleceksin diye bir şey söylememiş orada ama sonradan gelen alimler de bunu böyle yaparsanız daha güzeldir deyip ona fetva vermişler. Ona göre bakalım, ona göre yaşayalım. İstediğin gibi yaşarsın dünyada ama öleceksin. Hür iraden vardır. Hür iraden ile ister hakkı seçersin, ister batılı seçersin. Hür iraden ile ister cennete girersin ister cehenneme girersin. Allah kulunu cehennem için yaratmadı. Ama cehenneme götürecek yollar vardır. O yollara girersen o yol seni cehenneme götürür. Seni Allah cennet için yarattı. Cennete götüren yollar vardır. O yollara girersen o yollar da seni cennete götürecek. O yollar dünyada çok rahat ve huzur ve lüks olacak demek değildir. Sıkıntı vardır. Allah'ın emri bu. Size sıkıntılar vardır. Her zorluğun ardından bir kolaylık gelir size diyor Rabbül Alemin. Onu da ayet-i kerimeyle bildiriyor. Karşınıza bir zorluk geldi mi sıkılırsınız, üzülürsünüz ama onun ardından bir kolaylık gelir size. Kolaylık geldi bitti. Ondan sonra hep kolay yok. Ondan sonra başka bir sıkıntı gelir. Bu bir ömürdür. Bu hayatı yaşarsın, bu hayattan çıkıp temiz bir şekilde ahiret hayatına girersin. Şimdi bu dünyada çeşit çeşit hocalar çıkmış. Kabiri, gabir azabını, onu bunu inkar ediyor diye biz kabul etmeyelim mi? E müminsin sen. Kalbin sana konuşur. Kalbine sor bak bakalım. Peygamber bize bildirmiş aleyhissalatü vesselam. Efendimizin sözleri bunlar. Kabir azabı da haktır. Ölüm haktır. Cennet, cehennem haktır. Kabir azabı haktır. İstediğin yola girersin artık. Serbest hür iraden vardır şimdi. Serbest hür iradenle şu anda bunu yaparsın. Ha. Garanlık çökecek dedi Efendimiz işte. Kara bulutlar çökecek. Kara bulutlar bunlar. Ümmet bir garanlığın içerisine girmiş, bir gaflete girmiş. Bir türlü uyanamıyor. Hakkı batıl görüyor. Batılı da hak görüyor. Allah onlar da bizi de uyandırsın gafletten. Ee, şaşkınlığa düşürmesin. Uyanmak isteyeni uyandırsın. Uyanmak istemeyen kendi yoluna devam etsin. Aman Ya Rabbi bizi o hale düşürme, acizliğimize bağışla. Biz aciz kullarız. Şeyhimize sıhhat, afiyet, güç, kuvvet ver. Bizi de söylediğimiz sözleri kendi üzerimizde, kendi nefsimizde yaşamayı bize güç, kuvvet ver Ya Rabbi. Habibinin hürmetine mübarek aydır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ayıdır, doğum ayıdır salatu selam bol olsun Efendimiz aleyhissalatü vesselama onun yolunda duralım imanın esası neymiş amentü billahi ve melaiketi ve kutubihi ve resulihi ve liyemil ahiri yani Allah'ın verliğine peygamberlerine ahiret gününe kıyamet efendim e, meleklerine peygamberlerine ve kitaplarına bunu karşındaki söyleyiyorsa ben bütün sor o yahudi ahbabına konuşurken ben Hazreti İsa'yı kabul ediyorum. Sen Hazreti Peygamber'i kabul ediyor musun de. Ben İncil-i Şerif'i kabul ediyorum Hazreti İsa'ya ineni. Sen Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyor musun de. Ben Hazreti Musa'yı kabul ediyorum de. Sen Hazreti Muhammed'i kabul ediyor musun de. Ben Tevrat-ı Şerif'i kabul ettim. Sen Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyor musun de. Bunları kabul ediyorsa kucakla onu, çalış onunla doğruya girer inşallah. Bunları kabul etmiyorsa onları kendinize dost edinmeyin istiyor Allahu Teala. Siz onların dinine girmediğiniz sürece onlar sizden olmaz. Yani siz ya Yahudi ya Hristiyan olmazsa onlar sizden olmayacak diyor. Siz dininizi kaybeder onlardan olursunuz ama onlar sizden olmaz. İşte bunu sor. Bu temel üzerinde dur. O zaman rahat olursun, huzurlu olursun. Her gün yeni bir gevezeliğe ihtiyacın olmaz. O temel üzerinde yaşarsın. Her gün değişik bir gevezeliğe çıkıyor. Arada insanlar şeye dönmüşler artık. Bir de clown maskara olmuşlar. Geriden oynadan birkaç tane maskara sahibi vardır. Geriden oynadıyor. Önde o da oynayıyor onun sözüne göre. Ya senin sözün Allah'ın ve peygamberin sözü üzerine olması lazım. Onunla o birinin sözü üzerine değil. Bu sözümüz hem kendimizedir hem inananlardır. İnanmayana sözümüz yok. Efendim biz böyle sen nasıl istersen söyle beni gendirmez. Ha, i̇ster küfret bana ister sev, ister say ister sev. Senin bileceğin iştir. Hiç beni de rahatsız etmez yani bir beklentim yok çünkü senden. Şeyh efendi zaman öyle diyor. İki tabak yemek veriyorsan birini kes istersen benden o zaman. İstersen ikisini de kes. Sen rızkımı gönderen Rabbil Alemin'dir. Onun için e, bizim de koruyacak bir saltanatımız yok. Efendim saraylarımız yok ki dert derdine düşelim. Yok. Mezarlığı yaptık bekliyoruz. Ne gün gireceğiz içerisine diye ona hazırlanıyoruz saraya olan gaylesini çeksin. Bunu böyle konuş, bunu böyle konuş da sonra sarayı alırım elinden de. Sarayı alırsa bak yukarıda dağın üzerinde bir çadır kurar yaşarız. Kolay iş o. Bu hayatı ikame ettiririz inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Onun için gaylan olmasın. Bu iman varsa gaylan olmaz. Bu iman yoksa gaylan derdin çoktur. Ne tavizler verdin ne tavizler vereceksin. Bak bakalım. Dinin sahibi sen değilsin ki taviz veresin dinden. Dinin sahibi Allah. Ve temelini peygamberimiz koymuş dinin. Onun için dinden taviz veremezsin sen. Dinden hiçbir şekilde taviz veremezsin. Ama kendi şahsi şeylerinden taviz ver istediğin kadar. Fakat dinden taviz veremezsin. Dinden taviz veren insanın hesabı çok ağır olur. Onun için onları Dedik ya kabul edeceksen bu şekilde kabul edersin. Vaktin sahibi şeyhimizdir, evliyalar sultanıdır şu anda. Biz ona tabiyiz. Onun yaşantısına bakıyoruz. Biz de bak onun da sarayları yok. Onun da köşkleri yoktur. Sade bir hayat yaşıyor. Biz onun örneğimiz olur bizim. Başka biri değil. Etrafındaki değişik vekiller de değil. Daima söylüyoruz. Bizim örneğimiz şeyhimizdir. Ona bakıyoruz. O nasıl yaşıyor? Hayatını nasıl ki ona onun işareti de efendimizdir. Buna biz galben iman ettik. Ama abık sabık konuşan onun içinde de çok. Aklı eksik onların da. Hem aklı eksik hem imanı eksiktir. Dini dini zaten yok. Dini ancak Vahabi dini olabilir. Ya başka bir Yahudinin, Hristiyanın uydurduğu bir din olabilir. İşte oraya geri gelelim. Osmanlı'yı ortadan kaldırdıkları vakit tarih sahnesinden perdelediler. Bir tek kelime Osmanlı için konuşamazsın bugün. Türkiye içerisinde Osmanlı vakfı, onu bunu falan kuramazsın. O zaman Cumhuriyet zamanında her şeyi Osmanlı adı altında her şeyi fesettiler ama Osmanlı bankasını bıraktılar. <laughs> Milletin halkın ona karşı muhabbeti var da oraya yatırttı parasını ama hepsi Yahudi'nin elinde. Onun için öyle sömürdü. Uyan, uyan. Ey Müslüman Türk uyan. Ne büyük bir gaflette olduğunu gör, uyan. Bu gaflette yaşarsan yerin altındaki adam, atan senden şikayetçidir. Kıyamet günü boğazına yapışır senin. Sen istediğin kadar onları severim de. Onların yolu üzerine yaşamazsan işin zor olur. Onlar canlarını da, mallarını da, çoluklarını, çocuklarını da her şeylerini Allah yolunda, Allah'ın dini için feda ettiler. Sen, Nefsin için her şeyi feda ediyorsun. Yazıklar olsun. Allah bizi de düzeltsin, yanlışlarımızı düzelsin. Her gün bir yanlışımız oluyor. Yanlışımızı bizim düzeltsin. Kendi nefsimize bırakmasın. Kendi nefsine kalan firavunlaşır. Rabbimiz öyle bildiriyor. Ben sizi bırakırsam hepiniz birer firavun olursunuz. Ve firavunlaşır kendi nefsine kalan tek başına kendi nefsimize bırakmasın. Kendi nefsimize kalmamak için de bir yer bulup tabi olmak gerekir. Ve minallahu tevfik el-Fatiha.